Mutlu akşamlar TV Likan Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Sümeyye Yıldırım. Bugün 2 Mart 2024 Cumartesi. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya mitinginde halka hitap etti. Erdoğan'ın hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel vardı. Özel'i DEM Parti ile bazı şehirlerde ittifak yapması üzerinden eleştirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine de ayrı parantez açtı Erdoğan. Halkın sorunlarını AK Parti çözecektir dedi. Bu ülkeyi maalesef çöpten, çukurdan, çamurdan çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya mitinginde halka hitap etti. Erdoğan'ın hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel vardı. Özel'i DEM Parti üzerinden eleştirdi. Geçtiğimiz günlerde CHP'nin yeni genel başkanı parti teşkilatının yöneticilerine seçim dönemine özel öğütler veriyor. Ne diyor? Gerçek niyetinizi saklayın diyor. Konuşmayın ki tepki almayın diyor. Polemiğe girmeyin ki zararlı çıkmayalım diyor. Susun ki yüreğinizdekilerden vatandaş haberdar olmasın diyor. Yani şu seçim geçene kadar sahte olun. Gerçek yüzünüzü saklayın. Milleti kandırın diyor. Kim bu? CHP'nin genel başkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart 2024 yerel seçimlerini işaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı şehirlerde DEM Parti ile ittifakını sert sözlerle ifade etti. Sandıkta hesaba çekilecekleri günler yaklaştıkça bunların ayakları titremeye başladı. Hangi kılığa gireceklerini, hangi yalana sarılacaklarını, hangi istikamete koşturacaklarını şaşırdılar. CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi. AK Parti'ye ayrı parantez açan Erdoğan, eser ve hizmet belediyeciliği vurgusu yaptı. Halkın sorunlarını AK Parti çözecektir dedi. Biz milletimize sözümüz olan eser ve hizmet siyasetine devam ediyoruz. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma eksiklerini telafi ettiğimiz gibi bugünkü sıkıntılarını da yine biz çözeceğiz biz. Ülkemizi siyasetiyle, diplomasisiyle, sanayisiyle, teknolojisiyle, tarımıyla, turizmiyle dünyanın en üst sıralarına nasıl taşıdıysak Türkiye yüzyılıyla zirveye de öyle çıkaracağız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doktor Mehmet Hilmi Güler seçim çalışmalarına Aybastı'da devam etti. Güler her yerde olduğu gibi Aybastı'da da coşkuyla karşılandı. Kalabalığın yoğunlaşmasıyla ziyaret adeta mitinge dönüştü. Bizim imzamız üçlü imzadır. Önce onun imzası, sonra benim imzam, peşinden de Cumhurbaşkanımızın imzası. En büyük gücümüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi. Kardeşlik hukukunun orduya hizmet olarak yansımalarına dikkat çekti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan adayı Doktor Mehmet Hilmi Güler Aybastı'daydı. Yine net mesajlar verdi. Yapılan yatırımları hatırlattı. Yeni dönemde ordunun dünyayla yarışan bir kent olacağını vurguladı. Çok güzel çalışmaları geçtiğimiz dönemde yaptık. Şimdi inşallah İzzet kardeşimle çok çok daha iyilerini birlikte yapacağız. Ve Aybastı'ya hizmetleri yağdıracağız. Güler'in Aybastı ziyareti yoğun katılımla mitinge dönüştü. Coşkulu kalabalık sloganlarla ilçeyi inletti. İşte mutluluğun resmi bu.
davul zurna, şarkılar ve tezahüratlarla karşılandı Başkan Güler. Halkın desteği yoğundu. İşte mutluluğun resmi bu. Seçim otobüsünden Aybastılılara seslendi Güler. Konuşması ise sık sık "Aybastı seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla kesildi. Biz de sizin yanınızdayız. Heyecanın adeta izdihama dönüştüğü mitingde Güler 31 Mart seçimlerinin önemini hatırlattı. Bu seçim sıradan bir yerel seçim değil dedi ve ekledi. Bütün dünya üniversiteleri buradaki başarıyı arıyor. Onun için bizim davamız pazara kadar değil mezara kadar. Makamla, mevkiyle hiçbir şekilde ifade edecek bir şey değil. Başkan Güler kendine has üslubuyla siyasi nezaketini bozmadan göndermeler de yaptı. Tehdit diliyle, kavgayla, dövüşle belediyecilik olmaz ifadelerini kullandı. Bolaman Havza Projesi'nde gelinen son aşamayı anlattı. Altyapısıyla birlikte tarımına, hayvancılığına ağırlık verecek. Ben de nasip olursa buraya süt ürünleriyle ilgili bir organize sanayi, Allah nasip ederse, kurmayı düşünüyoruz. Tehdit diliyle, kavgayla, dövüşle belediyecilik olmaz. Biz sevgiyi büyüteceğiz. Bir de sanayi sitemiz var. Bu sanayi sitesinde inşallah yapıp güzel bir sanayicilerimiz buradan başka ilçelere, başka yerlere götürmeyecekler. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gazze ve İsrail meselesine değindi. Gıda yardımı sırasında İsrail'in Filistin'e saldırmasına dikkat çekti. Öte yandan Türkiye ve İsrail arasında gerçekleşen ticari verileri gösterdi ve savaş olmasına rağmen ticaretin azalmadığını, aksine daha çok arttığını ifade etti. Gazze aç, Gazze susuz. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gazze ve İsrail meselesine değindi. Gıda yardımı sırasında İsrail'in Filistin'e saldırmasına dikkat çekti. İsrail yönetimi Nablusi kavşağında gıda yardım için izdiham halinde koşturan Filistinlilerin üzerine saldırdı. Sadece bu insanlık dışı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 112, yaralananların sayısı da 760. Yaşananların bir savaş olmadığını vurgulayan milletvekili Adıgüzel, bu bir katliamdır dedi. Kuzeyde sağlık hizmeti ve gıda yardımı yapılmazsa eğer 700 bin Filistinli ölümü bekliyor. Bu bir saldırı değildir, bu bir soykırımdır. Bu bir savaş değildir. Savaşın bile bir kutsalı, bir ahlakı, bir kuralı var. Ama bunların yok. Bu bir vahşettir, bu bir insanlık suçudur, bu bir katliamdır. Adıgüzel, Türkiye ve İsrail arasında ticari anlaşma verilerini gösterdi. Savaşa rağmen Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin azalmadığını ifade etti. 2001 yılındaki İsrail'le ticaret miktarımızla şu andaki 2023 son yılın TÜİK verilerindeki İsrail'le ticaret miktarlarımızı gösteren tablo. Bu tabloda 2001 yılında sadece 805 milyon dolarlık ticaret varken şu anda 5 milyar doların üzerinde ticaret yapmaya devam ediyoruz. Ve savaşa rağmen bu ticaret azalmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden vatandaşlara seslendi Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel. Ticaretler durana kadar mücadelemiz devam edecektir dedi. İsrail'le ticareti durdurmak için hükümete karşı tavır almaya, sevkiyat yollarını engellemeye ve sizleri sivil direnişe çağırıyorum. Erdoğan tüm ticareti durdurana kadar, Türkiye'den İsrail'e her türlü ticareti durdurana kadar durmak yok. Bu şekilde mücadeleye devam edelim. Ünye Belediye Başkanı ve AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı, Çınarlık Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek mahallede yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin istişarede bulundu. Başkan Tavlı, memur kent yoluyla ilgili yeni bir güzergahın daha hizmete açılacağını açıklayarak, yeni güzergahımız özellikle zorlu kış mevsiminde vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacak dedi.
Ünye Belediye Başkanı ve AK Parti Ünye Belediye Başkanı adayı Hüseyin Tavlı seçim çalışmaları kapsamında Kaledere Mahallesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Tavlı önümüzdeki dönem için destek istedi. Görev süresi boyunca Ünye Belediyesi'ni ekonomik olarak güçlü hale getirdiklerini belirten Başkan Tavlı, sosyal ve kültürel projelerle de şehrin geleceğine yönelik yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Esnaf ve vatandaşlardan Başkan Tavlı'ya tam destek sözü gelirken, ikinci dönem için Ünye'nin önemli birçok sorununun çözüleceğine inandıklarını belirtti Tavlı. Gün boyu süren ziyaretlerin ardından akşam sohbeti için Çınarlık Mahallesi Göç Panorama site sakinleriyle bir araya gelen Başkan Tavlı, hizmetlere ilişkin değerlendirmeler yaptı. Vatandaşlarınsa taleplerini yerinde dinledi. Ünye'nin sadece merkez mahallelerden ibaret olmadığına değinen Tavlı, 570 kilometre kare alana hizmet ediyoruz dedi. Bugün Ünye Belediyesi 570 kilometre kare bir alanda hizmet götürmekte. Allah'a şükürler olsun, kırsal bölgelerde de iklim değişikliğiyle birlikte ani yağan yağmurların neticesinde bozulan yollar sebebiyle sıkıntılar yaşanıyor. Bunların kökten çözümü için beton santrali, konkosör bunları da kazandırarak araç parkıyla birlikte hizmete dönüştürerek 230 kilometrenin üzerinde beton yolu yaptık. Ünye'nin önemli merkez mahallelerinden olan Çınarlık'ta birçok çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Tavlı, Çınarlık Mahallesi'nin birçok sorununun çözüldüğünü ve çözülmeye de devam edileceğini belirtti. Memur kent yoluna alternatif güzergah üzerine çalıştıklarını ifade eden Başkan Tavlı sözlerini şöyle sürdürdü. Değerli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım, burası için önem arz eden önemli konulardan bir tanesi de bu hemen memur kentin üstünden Kirastepe'ye giden bir imar yolu var ama uygulama yapılmadığı için orada yol gözüküyordu ama açılması mümkün değildi. Allah'a şükürler olsun, imarla ilgili çalışmalar bitti, uygulamalarda askı sürecine gelindi. Askı süreçleri de tamamlandıktan sonra Allah'ın izniyle memur kent sitesinin üstünden geçen Kirastepe'ye bağlanan yolu açtığımızda kış şartlarında buranın yani ulaşım imkanının da kolaylaştığına hep birlikte şahit olacağız. Bizlere de aynı şekilde Cumhurbaşkanımızla beraber onun yanında bu şehre hizmetlerin kazandırılması noktasında sizlerin desteklerinizi bekliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan da hizmetlerin devamı için vatandaşlardan destek istedi. Çınarlık Mahallesi Muhtarı Ahmet Koç Başkan Tavlı ile güzel bir süreç geçirdiklerini ifade etti. Hizmetleri nedeniyle teşekkür etti. Ordu'da fındık bahçelerinde popülasyonu artan kahverengi kukarca zararlısının bulunabileceği kışlıklarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde geçen yıl popülasyonun arttığı gözlemlenen ve kışı kullanılmayan evlerin yanı sıra çatı aralarında ve serende gibi yerlerde geçirdikleri tespit edilen kahverengi kukarcanın yeniden yayılmasını önlemek amacıyla Ordu Valiliği tarafından bir süre önce eylem planı hazırlandı. Ordu'da fındık bahçelerinde popülasyonu artan kahverengi kokarca zararlısının bulunabileceği kışlaklarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde geçen yıl popülasyonunun arttığı gözlemlenen ve kışı kullanılmayan evlerin yanı sıra çatı aralarında ve serender gibi yerlerde geçirdikleri tespit edilen kahverengi kokarcanın yeniden yayılmasını önlemek amacıyla Ordu Valiliği tarafından bir süre önce eylem planı hazırlandı. Eylem planı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde üreticilere yönelik yaklaşık 400 bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle zararlının yeniden hareketlenmesini önlemeye çalışan ekipler kışlaklarda ilaçlamayı sürdürüyor. Bölgemizde olduğu gibi kahverengi kokarca geçtiğimiz yıl ilimizde de görüldü ve özellikle Perşembe ve Fasa ilçelerimizde yoğun olarak görüldü ve bu alanlarda fındık bitkisine ve diğer tarımsal ürünlerimize zarar verdi. Tabii havaların soğumasıyla beraber kahverengi kokarcalar, kışlak tabir ettiğimiz kullanılmayan evler, odunluk, serender gibi yerlere çekilmek suretiyle kışı bu alanlarda geçirdi. Şu içinde bulunduğumuz günlerde havaların, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle beraber kahverengi kokarcalarda tekrar görülmeye başlandı. Kasım'dan itibaren 40 bin noktada yapılan ilaçlama ve kahverengi kokarcanın popülasyonunun çoğalmasını önlemek amaçlanıyor. Biz bunu bulundukları ortamda toplayıp imha edebiliriz, mekanik mücadele gerçekleştirebiliriz. Gene kahverengi kokarcanın kışladığı bu alanlar
Eğer ki kullanılmayan boş alanlarsa buralarda biyosidal ilaçlar kullanmak suretiyle kahverengi kokarcayı ilaçlama yöntemiyle de imha etmemiz mümkün. Amacımız sahaya yayılmayı önlemek ve şu an bulundukları yerlerde kahverengi kokarcayı imha etmek. Bunu başardığımız takdirde önümüzdeki dönemde kahverengi kokarcanın tarımsal ürünlerimize, başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlerimize vereceği zararı minimize etmiş oluruz. Eğer bunu başaramazsak, az önce de ifade ettim, bir kokarca 150-200 yumurta bırakacak ki işimiz çok çok daha zorlaşmış olacak. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da özellikle sahil kesimindeki ilçelerde yoğun şekilde görülen kahverengi kokarcanın başta fındık olmak üzere diğer tarım ürünlerine de zarar verdiğini söyledi. Ne kadar 40 bin tane kışlak tabir ettiğimiz işte odunluk, serender gibi yerlerin ilaçlamasını gerçekleştirdik. Yoğun olarak görülen alanlarda evlerin dış cephelerinde ilaçlama gerçekleştirdik ve ciddi bir mücadele örneği sergiledik. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan seçim çalışmalarına vites arttırarak devam ediyor. İlçede seçim öncesi birçok mahalleyi dolaşan ve vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Türkcan son olarak Koşaca Mahallesi'ndeydi. Burada vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhur İttifakı'nın Ulubey Belediye Başkan adayı vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını götürdü. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan seçim çalışmalarına vites arttırarak devam ediyor. İlçede seçim öncesi birçok mahalleyi dolaşan ve vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Türkcan son olarak Koşaca Mahallesi'ndeydi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhur İttifakı'nın Ulubey Belediye Başkanı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Gülen'in selamlarını da iletti vatandaşa. Türkcan mahalle ziyaretleri sonrası bir açıklama yaptı. Evet, bugün Koşaca Mahallemizdeyiz. Mahalle muhtarımız aynı zamanda da ilçe başkan yardımcımız ve belediye meclis üyelerimizle, kadın kollarımızla, genç kollarımızla birlikte, gönüldaşlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın orduya gelişiyle birlikte artık startımızı verdik. Kapı kapı, hane hane gezip bu ana kadar yaklaşık 18 tane mahallemizi gezdik. Ben Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye çok ciddi anlamda teveccüh var. Ben bu halkımızın teveccühünden dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii bizim hep şunu söylüyoruz baştan beri. Tarlada izimiz, harmanda gözümüz var. Biz 10 yılda 270 kilometrelik mahalle aralarına ve ana yollara, grup yolu olarak sıcak asfalt, emisyonlu asfalt ve beton yol yaptık. Tabii Ulubey'in 2100 kilometre yol ağı var. Bazıları geliyor, 3-5 sokak geziyor. Diyor ki buralarda yol bozuk. Bu gezdikleri sıcak asfaltları gördükleri, emisyonlu asfaltları gördükleri beton yolu inkar ediyorlar. Biz birileri gibi 5 yılda 10 yılda palavra atıp boldan yalan konuşup vatandaşlarımızı asla kandırmadık ve kandırmayacağız da. Ne kadar uzun ağacı kesip kısaltıp vatandaşımıza ne kadar refah düzeyi yüksek beton yollar, emisyonlu asfaltlar, sıcak asfalt yapıp kavuşturup onları rahat erişirsek biz o kadar da mutlu oluyoruz. Tabii yapılanları vatandaşlarımız da gördüğü için bizlere ilgi ve alakası yüksek olunca bazı arkadaşlarımız pankartlara varıncaya kadar kesebiliyorlar. Sokaklarımıza akıp pankartları dahi hazmedemiyorlar, kabul edemiyorlar. Bizim gençlik kollarımızı ve gençlik kolları başkanımızın ekibiyle birlikte çocuklarımız yeri geldiğinde o direkt kafalarına çıkıp pankartlara asıyorlar. Ama o pankartlara asarken kimsenin pankartını da aşağı indirmiyor bazıları gibi. Biz tabii ne kadar pankartımızı indirseler de gönüllere girdik. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle gönüllere giren bir daha gönülden çıkamıyor. Biz gönüllere girdik. Vatandaşlarımıza 22 yıldır hizmet ediyoruz. Türkcan yaptığı açıklamasında 5 yıl daha Ulubey'e birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde hizmet etmeye talip olduğunu söyledi. Biz tekrar 5 yıl daha Ulubey'imize birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi ekibimiz canlı ve diri bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ordu Gölköylüler Derneği tarafından İş Adamları Yemek Programı düzenlendi. İlk yemeğini gerçekleştiren derneğin amacıysa Ordu'ya ve Gölköy'e daha fazla istihdam olanakları sağlamak. Düzenlenen programa Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlibel, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Ordu Gölköylüler Derneği Başkanı Mustafa Şahin, birçok STK temsilcisi ve iş insanları katıldı. Ordu Gölköylüler Derneği tarafından İş Adamları Yemek Programı düzenlendi.
programa Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Ordu Gölköylüler Derneği Başkanı Mustafa Şahin, birçok STK temsilcisi ve iş insanları katıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Ordu Gölköylüler Dernek Başkanı Mustafa Şahin, Altınordu'da bulunan Gölköylülerin nüfus oranına dikkat çekti. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Altınordu'da 45 bin Gölköylü hemşehrimiz var. Bugün burada toplanan iş adamlarımız var. Bizim güçlü olmamız, beraber olmamız, derneğimize sahip çıkmamız, gerekirse başka dernekler kurmamız, İş adamlarımızı bir arada tutabilmemiz, gücümüzü topyekun beraber derneğimizin ve STK'ların çatısı altında birlikte hareket edersek ne oluruz? Çelik gibi oluruz. Başkan Şahin, Ordu'da kurulan 2. Sanayi Bölgesi'nde iş olanakları açılmasını talep etti, iş insanlarına seslendi. Bakın, Ordu'da 2. bir sanayi bölgesi açılıyor. Sanayi bölgesinde iş adamlarımızın birey birey orada üretim noktasında yer almaya, bir tesis kurmaya imkanı olmayabilir. Ama burada birçok iş insanı arkadaşımız, iş adamlarımız bir araya gelip de bir birliktelik oluşturabilirsek hem ülkemizin ekonomisine hem bulunduğumuz ilin ekonomisine neticede katkı sağlamış oluruz. Biz yatırımlarımızı, ticaretimizi de bu noktada çeşitlendirirsek, kendi inovasyonumuzu da bilgi çağında yaşıyoruz. Bunları da elde edersek ne olur? Gelecek nesillere, gençlerimize, vizyon olan arkadaşlarımızın, iş insanlarının da önünü açmış oluruz. Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ise Gölköylülerin ticari açıdan zenginliğini vurguladı. Baktığınız zaman bugün konu fındık satımlıkta 5. sırada, aşağı yukarı yaklaşık 13 milyon ton üzerinde bir fındık üretiyor. Yine Gölköy dediğimiz zaman Türkiye'de her şeyden önce enerji alanında Türkiye'de değil dünyada isim yapmış bir ilçemiz. Ve bunun yanında ben Gölköy'ü de çok seviyorum çünkü bizim de çalışma alanımızda Ordu Ticaret Borsası olarak yine bugün il olarak aşağı yukarı bir 330 milyon dolar üzerinde bir ihracatımız var. Yine burada Gölköy'ün bu ihracata verdiği katkıyı, desteği yaslayamayız. Dolayısıyla ben buradan bir Gölköylü değilim ama Gölköylü'yü seven çok kıymetli bir kardeşiniz olarak bu başarıdan dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu'da insan kaynağı envanteri üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Gençleri yönlendirmek bizlerin vazifesidir dedi. Ordu insan kaynağı envanteri üstünde çalışıyoruz. Mustafa Bey'in bilgisi vardır. Ordu'nun gençlerine devletin hangi kurumlarında oluyorsa, hangi kurumlarında yer alıyorsa onlara daha ilk adımlarından itibaren sahip çıkarsak, onlar yükselerek bir yere gelirken onları koruyup kollarsak, onların da dönüşü bizi koruma kollama olacak. Ama bunları ihmal edip de sonra onlar bir yere geldiğinde diyelim ki vali oluyor. Diyoruz ki işte sen gel Gölköy'e sahip çık, sen gel Ordu'ya sahip çık. Ama biz ona hiç sahip çıkmadık ki. Onun da buraya bir vicdan borcu olmuyor. Demek ki erken başlamamız lazım. Böyle bir kaynak çalışmamız var. Düzenlenen program karşılıklı istişarelerle devam etti. Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından 1-7 Mart Muhasebeciler Günü düzenlenen programla kutlandı. Düzenlenen programda gençleri ön plana çıkaran oda, muhasebecilik mesleğinin önemini yapılan seminerle anlattı. Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası düzenlenen programla kutlandı. Düzenlenen program stajyer öğrencilerin de katılımıyla kahvaltıyla başlayıp muhasebecilik alanı ile ilgili seminerle devam etti. Programa Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel,
Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Belediye Başkanı adayı Ulaş Tepe, TÜRMOB Disiplin Kurulu Sekreteri Bahadır Baş, Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ender Sönmez, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Akyürek, birçok mali müşavir ve stajyer öğrenciler katıldı. Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ender Sönmez, Muhasebeciler Haftası için düzenledikleri programı anlattı. Arkadaşlarımıza muhasebe mesleğiyle ilgili bakış açıları nedir, onları değerlendireceğiz. Ayrıca gündemde bir enflasyon düzeltmesi var. Bununla ilgili kısa değerlendirmeler yapacağız ve teknolojik dönüşümünde mesleğe etkileri konusunda, avantajları konusunda değerlendirmeleri gerçekleştireceğiz. Başkan Sönmez gençlere de ayrıca parantez açtı. Muhasebe mesleğinin geleceğinde de en önemli unsurlardan bir tanesi gençlerimizdir. Gençlerimize çok değer veriyoruz. Gerçekten teknolojik dönüşüm, yapay zekanın etkilerinin birçok olumsuzluğu olacak mı diye tartışılırken işte bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak olan gençlerimizdir. Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Akyürek, Muhasebeciler Haftası sebebiyle Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ender Sönmez'e çiçek takdim etti. Bir aileyiz, öyle kabul edelim. Ben hepinize kolaylıklar diliyorum. Yeniden Refah Partisi Mesudiye Belediye Başkan Adayı Ahmet Yılmaz seçim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mesudiye'de birçok noktayı karış karış gezen başkan adayı il dışındaki temaslarına da yoğunluk veriyor. Bir takım görüşme ve ziyaretler yapmak üzere İstanbul'a giden başkan adayı Yılmaz, burada bulunan iş insanlarını ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Her gittiği noktada büyük bir coşkuyla karşılanan Ahmet Yılmaz, İstanbul'da yaşayan Ordulu vatandaşlardan da 31 Mart 2024 yerel seçimleri için destek istedi. Yeniden Refah Partisi Mesudiye Belediye Başkan Adayı Ahmet Yılmaz seçim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mesudiye'de birçok noktayı karış karış gezen başkan adayı il dışındaki temaslarına da yoğunluk veriyor. Bir takım görüşme ve ziyaretler yapmak üzere İstanbul'a giden başkan adayı Yılmaz, burada bulunan iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Her gittiği noktada büyük bir coşkuyla karşılanan Ahmet Yılmaz, İstanbul'da yaşayan Ordulu vatandaşlardan da 31 Mart seçimleri için destek istedi. Yılmaz, İstanbul'da iş insanları Erdem Yılmaz ve Fahri Şenol, Kenger Derneği, Akpınar Derneği ve Pınarlı Mahallesi yemek programlarına katıldı. Biz bu yola çıkarken tabii ilk önce kendi hanemize, kendi evimize, kendi köylerimize, kendi mahallelerimize güvenerek çıktık. Çünkü baktığımız zaman bugün Mesudiye'de oy yoğunluğu kendi havzamızda ve yaklaşık 1950 yılından beri yapılan serbest seçimlerde hiç bizim bu bölgeden Mesudiye'yi ben de yönetirim diyen bir aday çıkmamış. Ben sizlerin içinden çıkmış, sizlerin çorba parasıyla kazanmış ve o çorba paralarını bu yollara revan eden, harcayan bir kardeşimizim. Mesudiye'deki sorunların çözümü bizde diyen başkan adayı Yılmaz, özellikle seçim sürecinde her noktaya ulaşmak için büyük bir çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Ne yapılması gerektiğini de gayet belediyemizde görüyoruz. Biz gittiğimiz her kırsaldaki köyde tespiti bizzat önce kırsalda yapalım dedik. Gittik tüm köylerimizi en arkada, en ucrada Tokat sınırında olan köyümüzü de ziyaret ettik. Sivas sınırından geçip, Eğriçimen Yaylası'ndan geçip Sivas sınırında Yuvalı mahallemizi de ziyaret ettik. Bir ucdan bir uca, Dağcabaşı'ndan Karacaören'e kadar tüm mahallelerimizi karış karış geziyoruz. Yılmaz 31 Mart'ı işaret etti, rakiplerine mesaj verdi. Her dakikası nefes nefese geçecek bir yarışın içindeyiz inşallah. Rabbim bizlere mevki makamı nasip ettiği gün bambaşka bir gün olacak, bambaşka bir Mesudiye sabahı olacak. Hazırlansınlar. Rakiplere de söylüyorum. Sizler için uykusuz geceler başlamıştır. Bizler için de galibiyet, zafer yakındır diyoruz. Ordu'da artan motosiklet kurye kazaları nedeniyle Ordu Motorlu ve Motosikletsiz Kuryeler Derneği üyeleri bir araya gelerek eylem yaptı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan motosikletli kuryeler konvoy oluşturup korna çalarak Ordu Adliyesi'ne hareket etti. Adliye önünde basın açıklaması yapan Motorlu ve Motosikletsiz Kuryeler Derneği üyeleri son dönemde kentte artan motosiklet kazalarına dikkat çekti. Ordu'da artan motosikletli kurye kazaları nedeniyle Ordu Motorlu ve Motosikletsiz Kuryeler Derneği üyeleri bir araya gelerek eylem yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan motosikletli kuryeler konvoy oluşturup korna çalarak Ordu Adliyesi'ne hareket etti. Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan motor kuryelere 21 Şubat günü Ordu'da yaşanan motosikletli kazada bacağını kaybeden Cemil Bilgili de eşlik etti. Ordu Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Motorlu ve Motosikletsiz Kuryeler Derneği üyeleri son dönemde kentte artan motosiklet kazalarına dikkat çekti. Pandemi dönemi sonrası her şey hayat normale döndüğünde tamamen trafikte yok sayılmaktayız. Arkadaşlarımız bir bir kazada kurban vermekteyiz. Ya bacağımızı kaybetmekteyiz ya kolumuzu kaybetmekteyiz. Bizler bugün burada bu konulara değinmek için varız. Hep birlikte olduk ve ses çıkarmak istiyoruz. Ordu ilinde son aylarda motosikletli kazaya karışan ve ağır yara alan Deniz Aksoy ve Muhsin Işık isimlerinin de anıldığı açıklamada, diğer sürücülerin trafikte motor kuryelere karşı hassas davranmaları gerektiği vurgulandı. Motosikletli kurye arkadaşlarımızdan Deniz Aksoy arkadaşımız, isimli arkadaşımız geçirdiği kaza sebebiyle bugün dahi komadadır. Arkadaşımızın koma tedavisi İstanbul'da faaliyet gösteren bir profesör tarafından üstlenilmiş olup, fakat hala Sağlık Bakanlığı tarafından onay süreci devam etmektedir. Sırada bir sonraki arkadaşımız Muhsin Işık arkadaşımız yine aynı şekilde Ordu ilinde dikkatsiz bir makine sürücüsü tarafından kazaya maruz kalmış ve parmaklarını kaybetmiştir. Geçirdiği kaza sonrası bacağını kaybeden Bilgili hakkında konuşan Kelsoy, Cemil arkadaşımız dikkatsiz ve sorumsuz bir sürücü tarafından katledilmek istendi. Amacımız trafikte gereken saygıyı görmek ve kazaları en aza indirmektir dedi. Cemil arkadaşımız tamamen sorumsuz ve dikkatsiz bir sürücü tarafından katledilmek istenmiş ve ışıklarda beklerken 150 kilometre hızla kendisi kazaya maruz kalmıştır ve karşı taraf alkollü bir sürücüdür. Bizler aslında burada toplanma sebebimiz tamamen bu konulara değinmek, trafikte farkındalık yaratmak ve insanlara kendi sesimizi duyurmak. Trafikte biz de varız ve trafikteki olan değerimizi kazanmak istiyoruz. Motosikletli kurye faaliyeti yapan arkadaşlarımızın trafikte seyir halindeyken diğer araç sürücüleri tarafından saygı görmelerini sağlamak, trafik kazalarını minimize hale getirmek ve nihayetinde ortadan kalkmasına vesile olmaktır. Motosikletli kurye arkadaşlarımıza yaşadıkları kazalar sonrasında elimizden gelen desteği sağlamakta da her zaman elimizden geldiğinin en iyisini yapmak için varız ve daima da var olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı Oktay Aksu ilçedeki ziyaretlerini sürdürüyor. İlçede birçok noktada vatandaşlarla buluşan Aksu bugün de Bahçeköy'de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafın talep ve projelerini dinleyen başkan adayı öneri ve çözümlerini iletti. Vatandaşlar da başkan adayının ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı Oktay Aksu ilçedeki ziyaretlerini sürdürüyor. İlçede birçok noktada vatandaşlarla buluşan Aksu son olarak Bahçeköy'de esnaf ziyaretleri yaptı. Esnafın talep ve problemlerini dinleyen başkan adayı öneri ve çözümlerini iletti. Vatandaşlar da başkan adayının ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretleri sırasında esnaf ve vatandaşlara hitap eden CHP'li belediye başkan adayı bu yolda destek veren herkese teşekkür ederim dedi. Şimdi güzel bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukta beni yalnız bırakmadığınız için
bugün burada bu güzel havada yanımda olduğunuz için, destek verdiğiniz, güç verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aksu bugüne kadar Sarıyer'de yapılan her işin üzerine koyarak ilerleyeceklerinin de altını çizdi. Sarıyer İstanbul'un incisi, güzel bir ilçemiz ve bu ilçede şu ana kadar 3 dönem belediye başkanlığı yapmış başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Partimiz beni aday gösterdi. Kurumsal olarak bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak burada sizlerle bu mücadeleyi vereceğiz. 35 günümüz kaldı ve bugüne kadar belediyenin yapmış olduğu, başkanımızın yapmış olduğu birçok hizmet var. Bu hizmetleri, devam eden hizmetler var. Hepsini tamamlayacağız. Yeni yeni hizmetler ekleyeceğiz. Yeni projeler hayata geçireceğiz ve ilçemizi daha güzel bir geleceğe hazırlayacağız sizlerle beraber. Öte yandan CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Ordulu Oktay Aksu'ya ziyaretleri sırasında CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de eşlik etti. Kendisini dinleyen kalabalığa hitap eden Başkan Yardımcısı, CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Ordulu Oktay Aksu'ya desteklerini dile getirdi. Sayın Genel Başkanımızın sevgi ve saygılar iletiyorum. Mustafa Oktay Aksu, ben kendisini ne zaman tanıdım? 20 sene önce Zekeriya Köy'de, Uskumruköy'de Anafartalar İlköğretim Okulu açılmıştı. Herkes çocuklarını oraya kaydetmek için uğraş verirdi. Bu okul niye çok başarılı? Herhalde 10-15 tane çocuk ikametgah olarak Oktay Aksu'nun evini kullanırdı. Ve çocuklar o evde ikametgah gösterilip o okula kayıt olurlardı. 20 yıldan beri tanırım. Grup sözcüsü olarak da Büyükşehir'de ve Sarıyer'de de görev yaptı. Şimdi de önümüzdeki 31 Mart'tan sonra İnşallah 5 yıl boyunca Sarıyer'e hizmet etmesini, önce ailesine, sonra partimize, sonra bütün Sarıyer'e hayırlar getirmesini diliyorum. Evet, bültenimizi şimdi bir duyuruyla kapatacağız. Ordu'nun yetiştirdiği Türk Halk Müziği sanatçısı Cengiz Karaca'nın organizatörlüğünde Ordu Ulubey Elma Çukur Mahallesi'nde 3 Mart Pazar günü saat 10'da Kur'an tilaveti ve yemek programı yapılacaktır. Elma Çukur Etkinlik Grubu tarafından yapılan bu açıklamada tüm ordulular da bu programa davetli. Evet, bu duyurumuzla birlikte ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteninde görüşene dek hoşça kalın.